Proje Başkanımız İsmail Akgüçen ile konuşması başkanımız. Sayın İl Başkanım, Sayın İl Başkan Yardımcılarımız, Sayın İl Yönetim Kurulu Arkadaşlarımız, İlçe Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi, İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Arkadaşlarım, Belediye Başkan Yardımcılarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, Mahalle Temsilcilerimiz, velhasıl bu davanın gönül efendileri, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. En derin sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. İlçe daraltılmış meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Değerli İl Başkanım, öncelikle sizleri ve yönetim kurulu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu davada, bundan sonraki süreçte bu hizmetlerinizden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri biz biliyoruz. Bu davanın mutfağından gelen kişilersiniz. Yıllarca beraber çalıştık. Rabbim sizleri bugünlere nasip etti. İnşallah hep beraber bizlerin de desteğiyle, tüm ilçe teşkilatlarının da desteğiyle ve vatandaşımızın desteğiyle inşallah sizleri daha iyi yerlere de görmek nasip eder diyorum. Hepinize tekrar bu görevlerinize başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere dün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliğini onayladı. Bu şartlar altında 16 Nisan 2017'de halkımıza gideceğiz. Halkımızın oyları ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapacağız. Halk oylamasında geçerli oyların yarısından bir fazlası hukuken yeterli. Ancak bu hukuken geçerli olsa bile bizim için aklımız ve gönlümüz bundan çok daha fazlasına talip. Seçime katılımın zirveye çıkmasını hem de evet oylarının rekor kırmasını arzu ediyoruz. Bu açıdan teşkilatıma çok iş düşmekte. İnşallah halk oylamasının sonucunu hak kazanacaktır. Artık güçlü, büyük bir lider Türkiye var. Türkiye'yi bu yoldan döndürmek için daha ilk günden itibaren birileri düğmeye bastı. Darbe planlarını, kapatma davasını, 300 millete hakaret edip bir şey oldum dedisi olan zihniyeti reddediyoruz. Biz de milletin efendisidir. Biz de millet efendidir. Her şeyin üstünde halkın kararı vardır. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişine halk karar verecektir. Öncelikle yapılacak olan halk oylamasıyla oylanacak olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir rejim değişikliği değil, sistem değişikliğidir. Türkiye'nin rejim sorunu Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'la belirttiği gibi 1923'te bitmiştir. Cumhuriyet milletimizin en kıymetli kazanımıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin rejimi Cumhuriyettir ve böyle devamı kalacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hükümet sistemi. İstikrar için yeni sistemde kalıcı istikrara kurumsal garanti verilecek. Son 15 yılda ülkede istikrar sağlandı ama bu kalıcı değil. Bu partiye ve kişiye bağlı bir istikrardır. Yeni sistemde istikrar garanti alınıyor. Etkili idare için vatandaş hızlı işleyen bir idareye, bürokrasiye evet diyecek. Daha az bürokrasi, daha hızlı büyümeye evet diyecek. Bürokrasi kaynaklı yönetimsel sorunlar için hızlı düzenleme imkanı olacak. Vesayete son vermek için vesayet mantığının tasfiye süreci tamamlanacak. Meclisin doğrudan belirlenmesi milli iradeye güç kazanacak. Cumhurbaşkanlığı milletin makamı olarak teslimlenmiş olacak. Güçlü yasama, güçlü icraat devreye girecek.
askeri ve bürokratik vesayet sona erecek. Refah için yeni sistem ekonomide olduğu gibi güvenlik politikalarının daha hız katacak. Terörle mücadeleye güç verecek. Kurumsal yenilenmeyle bu sürece katkıda bulunacak. Refah seviyesi yükselecek. Güçlü meclis için meclisimizin, milletvekillerimizin güç kazandığı bir sistem olacak. Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olacak. Hükümet tasarı gönderemeyecek. Kanunlarla ilgili her ay meclisin kontrolünde olacak. Meclis ilk defa HSYK'yı seçecek. Hem Cumhurbaşkanı hem de meclise seçimleri yenileme imkanı verilecek. Birlik ve huzur için, birlik ve huzur pekişecek. Seçimi kazanmak için %50'nin oyu gerekmekte ve bu sayede merkez siyaset güçlenecek. Siyasetçiler kendilerini farklı kesimlere açılmak zorunda hissedecek. Siyasette uzlaşma, diyalog ve kültürü gelişecek. Güçlü Türkiye için sadece içeride değil, dışarıda Türkiye'ye güç katacak. Devlet ve millet olarak fırtınalı bir dönemden geçiyoruz. Bölgemizde sınırların yeniden masaya koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu fırtınalı dönemden en az hasarla çıkmamız için güçlü bir devlet ve güçlü bir yürütmeye sahip olmamız gerekiyor. İşte bizler bu hedef liderler doğrultusunda AK kadro olarak bugün itibariyle halk oylaması için çalışmaya başlıyoruz. Çalışmamızda izleyeceğimiz yol genel merkezimiz tarafından belirlenecektir. Ev ev, kapı kapı gezip çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bunun için teşkilatımızın her bir neferine büyük sorumluluk düşüyor. Sizlerden öncelikle ricam, evet diyen kardeşlerimizi kucakladığımız gibi hayır diyen kardeşlerimizi de kucaklayacağız. Evetçiler de biziz, hayır diyenler de biziz. Ayrımcılık yapmadan, nifak tohumları ekmeden toplumun her kesimi birleştirici olacağız. Herkesi kucaklayıp bağrımıza basacağız. Çağımızın en yaygın iletişim aracı olan sosyal medya teşkilatın hiçbir neferini polemik ve tartışmalara girmemesini rica ediyorum. Paylaştığımız fotoğraflarda, yaptığımız yorumlarda ayrımcılık, bölücülük yapacak hiçbir unsurumuzun olmamasını rica ediyorum. Karşılıklı görüş olarak varsaydığımız kişilerin bizim parçamız ve zenginlerimiz olduğunu hatırlatıyorum. Kişinin haklarına saygısızlık etmemizi özellikle rica ediyorum. Bu vatan bizim, bu millet bizim. Biz halkız, hep birlikte güçlü Türkiye'yiz. 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması sonucu sandıktan güçlü Cumhurbaşkanlığı önderliğinde güçlü Türkiye çıkacaktır. Halk oylaması şimdiden bölgemize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın İlçe Başkanımızın ağzına sağlık. Teşekkür ederiz konuşmaları için. Şu anda da aramızda Manisa'da bulunan İl Başkan Yardımcı ve İl Yönetim Kurulu üyelerimiz var. İl Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Nur Yok aramızda. İl Başkan Yardımcımız, İdari Mali İşler Başkanımız Sayın Bahadır Say aramızda. Yine İl Başkan Yardımcımız ve Genel Sekreterimiz, partimizin Genel Sekreteri Özkan Satılmış aramızda. İl Yönetim Kurulu üyeleri Necit Osmanlı aramızda. Cumhuriyetçi arkadaşımız aramızda. Murat Aydoğmuş. Cemal Sağ aramızda. Ve Aygün Taşkın abimiz aramızda. Ve koordinatörümüz, beraber koordinatörlük yapacağımız arkadaşım Necit Aksoy aramızda. İlk Önlük Kolları Başkanımız Sayın Ruki Yağın. İlk Önlük Kolları Yönetimi tabii arka tarafta olduğu için arkadaşlarımız beraber yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii burada yerel yönetimlerde de önemli misafirlerimiz var. Belediye Başkanımız Antalya'da şu anda. Belediye Başkan Yardımcılığı, Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Zafer Aşkın. Latif Çakmak yine Belediye Başkan Yardımcılığı.
Ömer İşçi Belediye Başkan Yardımcısı ve Ali Erestim Belediye Başkan Yardımcısı. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şimdi gemimizin kaptanı ve yol göstericimiz Sayın İl Başkanımız Berk Mersin'in konuşmalarını yapacağız. Çok değerli divan, kıymetli teşkilat mensuplarımız, Akhisar'da yaptığımız ilçe danışma meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe başkanımız gündemle ilgili, teşkilatımızla ilgili gayet güzel, doyurucu bir konuşma yaptı. İyi de hazırlamış. Çok teşekkür ederiz kendisine. Tabii Akhisar'ımızın çok şanslı olduğu ve çok başarılı olduğu konular var. Bir kere çok uzun yıllar teşkilatla çalışmış, teşkilat başkanlığı yapmış. Ardından Akhisar ilçe başkanlığı yapmış. İlçe başkanlığı yaptığı dönemde de gerçekten seçim dönemlerinde hazırladığı sandık görevlileri, müşahitler, yapılan çalışmaların yazılı hale getirilmesi konusunda bu işi çok başarılı bir şekilde yapmış Sayın Uğur Aydemir. Tabii o da takdir edildi ve genel merkezimiz, memleketimiz, Akhisar'ımız, Manisa'mız tarafından takdir edildi ve milletvekilimiz oldu. Bu noktada Akhisar kendi ilçesinden milletvekili çıkarmış bir ilçe olarak gerçekten çok şanslı. Uğur Aydemir de o dönemde yaptığı çalışmaların hakkını aldı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilçe başkanlığı süresince örnek çalışmalar yaptı ve bugün de Manisa için çok büyük gayret gösteriyor ve komisyonu başkanı şu anda. Tabii girdiği tüm seçimlerde başarılı olmuş bir belediye başkanımız var Sayın Zahir Yıldız. 2004'ten bu yana 2009-2014 Akhisar ilçemizin ve Manisa'mızın takdirini kazandı. Ekibiyle beraber her daim çok güzel hizmetler yaptı. Tabi son dönemde bazı hizmetler konusunda sıkıntılar olabiliyor. Büyükşehir grubunda da bununla karşılaşıyoruz. İnanın Büyükşehir yasası en fazla belki de Akhisar'a bir buldu. Bu noktada aksayan pek çok şeyin yani sebebi Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün. Akhisar Belediye Başkanımız bu hizmetlerin daha sağlıklı gelmesi ve Akhisar'ın da daha güzel hizmetler gelmesi için çok ciddi ekibiyle beraber mücadele veriyor. Biz de onun yanındayız. İnşallah sorunların büyük bir kısmını da çözeriz. Tabii bir üçüncü itekleyici güç de Akhisar Belediye Spor. Ciddi manada Manisa'nın yüz atı ve Manisa'mızın gurur kaynağı. İnşallah bu yılda daha güzel işler yapacak bundan sonraki maçlarda. Ve Manisa'mızın yüz atı olmaya devam edecek. Bizim şöyle bir özelliğimiz var. İş Manisa Spor olduğu zaman biz Manisa merkezde sahip çıkıyoruz. İş Akhisar Belediye Spor olduğu zaman da sadece Akhisar'lılar sahip çıkıyor. İnşallah biz Akhisar Belediye Spor'a sahiplenme konusunu 1,5 milyon insanımıza yaymak istiyoruz. Yani başka vilayetlerde olsa inanın çok müthiş maddi ve manevi destekler olur. Ama iş Manisa'ya gelince biraz ufak demek kısır çekişmelerden ya da bölgesel reflekslerden gerekli desteği veremiyoruz. İnşallah Akhisar Spor'umuz bu yıl başarılı olacak. Önümüzdeki yıl daha da iyi bir kadroyla, daha da iyi maddi imkanlarla, belki yeni stadıyla çok daha iyi yerlere gelecek. Bu konuda da biz elimizden geleni yapma gayreti göstereceğiz. Akhisar ilçe teşkilatımız her zaman ne yapması gerektiğini bilen başkanlarımızdan ve yöneticilerimizden oluşuyor. Ciddi manada şu anki ilçe başkanımız çalışmada çok sağlıklı yürütüyor. Yani Uğur Bey'in kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor. Bu noktada da seçim sonuçta başkanım söyledi. Kendi içimizde harcamamız gerekiyor. Biz rakiplerimizle mücadele etmemiz gerekiyor. Bir de küçük olsun, bizim olsundan uzak durup daha büyümemiz gerekiyor. 30 kişilik ilçe yönetimimiz bugün 5-6 ilçe başkanı değiştirdiyse her biri 30 kişi olsa 250-300 kişi gibi hareket etmesi lazım. 250-300 eski ilçe yöneticilerimiz dahil kucaklamamız lazım. Aynı şey genç kollarımız için geçerli. Aynı şey kadın kollarımız için geçerli. Aynı şekilde belediye meclis üyelerimizin bu çalışmaların tamamına katmamız gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü Akhisar'ın potansiyelinin çok çok daha iyi olabileceğini ben biliyorum, görüyorum bunda. Dediğim gibi bu tekleyici unsurlar var. Milletvekilimiz var, belediye başkanımız var, Akhisar'ımız var, Akhisar Belediye Spor'umuz var. İlçe başkanımız ve ilçe teşkilatımız seçimlerden önce de, seçimler döneminde de inşallah halk oylamasında da ne yaptığını çok iyi bilen ve ona göre hareket eden bir değerli abimiz.
Daha önce de kendisiyle beraber çalıştık. Hem ilçe başkanlığımız döneminde hem de il başkan yardımcısıyken. İnşallah bundan sonra da sağlıklı çalışmalar yapacağız. Tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi artık 16 Nisan'a yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Biz il başkanlığı olarak da bu hazırlığa başladık. ARGE başkanımız, milletvekili adayımız geçmiş dönemde Sayın Ozan Erdem ekibiyle beraber bir çalışma yapıyor. Bunlar bir eğitim çalışması sağlayacaklar ve şu kararımız evet olayını biraz daha sadeleştireceğiz. Vatandaşımıza temas ettiğimiz zaman tek bir lisan oluşturmak istiyoruz, ortak bir üslup oluşturmak istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. İnşallah çarşamba günü bir kısım hatip ve hatibelerimizle beraber Ankara'da eğitim alacaklar. Bu eğitimin neticesinde kendi yaptıkları çalışmaları yavaş yavaş sizlerle paylaşacaklar. İlk çalışmamızda yaklaşık 1000-1500 kişilik bir ekiple Soma'da yapacağız pazartesi günü. Çok ısrar ettikleri için. Ozan Erdem Bey, yine diğer hatiplerimiz ve hatibelerimiz bu eğitimi sizlerle gelip paylaşacaklar. Biz tüm mahalle başkanlarımıza, tüm belediye meclis üyelerimize, genç kolları yöneticilerimize, kadın kolları yöneticilerimize ve ana kaderimize bu eğitimi vereceğiz. En azından bir dil kullanalım. Daha sade bir dil kullanalım istiyoruz. Tabii çok tehlikeli seçim işleri başkanımız ve SKM başkanımız var. Ataman Bey daha biz bir şey diyemeden, hani nasıl yaparız diyemeden alanlar da işi ilerletiyor. Belki de yaraladı. Devamlı ilçelerde geziyor. Allah ondan razı olsun. Geçmiş dönemdeki yerel siyasetteki seçim işleri başkanlığı da çok ciddi bir çalışma yapmıştı. Yine SKM Başkanımız İnşaat Bey de şimdiden hazırlıklarını tamamladı. Biz burada tanışma meclisini yaparken bir kısım arkadaşlarımız partide çalışıyor. Bir kısım arkadaşlarımız diğer vekillerimize eşlik ediyorlar. Yoğun bir şekilde il yönetimimizde çalışıyor. İnşallah bu gayretimiz ve bu fedakarlığımız bütün teşkilat olarak mahalle başkanından üyesine kadar il başkanına kadar, milletvekiline kadar çok uyumlu bir şekilde halk oylamasında, bizim ortalamasında yakalamaya ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın göğsümüzü kabartacak bir başarıya imza atacağız. Bu noktada Akisar Teşkilatı'na bizim güvenimiz tam. İnşallah süreç içerisinde de hep birlikte ortak çalışmalar yapacağız. Biz sadece birlikteliğimizi ve kenetlenmemizi sağlıyorum. Ve gerçekten AK Parti'nin milletin partisi olduğunu gösterir bir vücutla sahaya çıkalım. İnşallah gerisi gelir diye düşünüyorum. Bugün ilçe danışma meclisini organize eden başta başkanıma ve diğer genç kollarımıza, kadın kollarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Belediye başkan yardımcılarımıza. İnşallah el birliğiyle bu işin de üstesinden geleceğiz ve başarılı olacağız diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sayın İl Başkanımız ve gemimizin kaptanına doyurucu konuşmanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlar, değerli yol arkadaşlarımız, şu anda toplantımız basına kapalı.